İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek." dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden "Giysisine bir dokunsam kurtulurum." diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce "Cesur ol kızım. İmanın seni kurtardı." dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin." dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı!" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler "İnanıyoruz ya Rab." dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak "İmanınıza göre olsun." dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin." diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlarsa çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir." diyordu. Ferisilerse, "Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor." diyorlardı. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az." dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."